İyi akşamlar otokar Günlük grafik. son videoyu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum ama tepeye yakındık herhalde. Bir bakayım. Evet 10 Aralık'ta yapmışım. Yani tepeyi deniyormuş 430 tepesini. 430 450 bandı. Bunun bir direnç bandıydı. Eee Otokar'ın. İşte bahane oldu, o oldu, bu oldu. Satıldı cuma gününe satılmasıyla beraber şöyle bir 346 desteğine kadar çekilme gördük. Şunu da bir uzatayım. Ee, kısa kalmış. Şimdi biz daha öncesinde yani bu iş buraya gelmeden evvel şöyle bir düzeltme trendiyle şu trendin üstüne daha kırmızının üstünde takip ediyorduk. O sertleşti dolarla beraber. Tepeye gitti. Ee, olmadı. Orayı yokladı. Şu anda bu kırmızı dikkate alınabilir. Ee, 300 40 veya doğrudan 337'yi de alabilirsiniz. 200 ortalamasıdır. İhtimal dahilinde. Yani orası da bir destek alınabilir. Ya yani bu desteğin üstünde kaldıkça kal kalmayı becerebilirse en azından tekrar bir deneme görme belki şansımız olur. Yani neticede bu trend yükselen ve e, direnç yukarıdaki en yüksek fiyatlama. Yani dirençten kastım. Yani bir üst şeyi demiyorum. Ortalamaları söylemiyorum. Şöyle göstereyim. Yani şuradaki majör direnç ve şey arasında hareketini izleriz. Yükselen trend arasında hareketini izleriz en azından. Dolayısıyla bu kırmızıya uyması tabi olumlu olur. Bir bir zamansallığı var. Mayıs 2022 gibi bir zamansallığı var. Ya o, yani en geç, en kötü ihtimal ya o tarafa kopar ya bu tarafa kopar ama bir yere kopar sonunda. Gelinen noktada tabi görünüm çok iyi değil. Yani bütün ortalamaların altında 50 ortalamanın da altına girmiş durumda. O zayıf bir görünüm oldukça e, satıcılı bir görünüm aynı zamanda. Ama burada e, hacimlerde çok sabit çok sabit bir piyasa var. Baktığınız zaman yani bilmiyorum tabi buradan kırılıp aşağı o ayrı bir şey. Yani tahmin meselesi ayrı bir şey. E, ama bu e, görünüm bir taraftan böyle zamanlarda da e, en azından iyidir diye düşünüyorum. Yani Çok zayıf ortalamalarla düşüyor. E, fiyat Fiyat ortalaması yani fiyatlarla düşüyor. E, hacimlerle düşüyor. Çok özür dilerim ya, bir tık kafamı toparlayamadım. Çok zayıf hacimlerle düşüyor. O en azından bir tutunma ihtimalini bana göre e, arttıran şeylerden göstergelerden bir tanesi olabilir. 40 arsay e, iyi bir alan değil tabi. Şu iki gündür bir düzeltme içerisinde e, çok koptu birdenbire arsay e, da tabi çok kopmuş. Bir düzeltme içerisinde henüz tabi bir şey söylemiyor bize biraz zayıf bir görünüm veriyor. Mak diye baktığınız zaman orada da. En azından şu iki günün hatrına e, bir miktar momentumun düştüğünü gösteriyor. Hani öyle çok büyük bir şey yok e, ama histogram en azından biraz silikleşmiş. Önümüzdeki hafta itibariyle önce 375 civarlarının üstüne bir gidiş olursa e, daha olumlu bir görünüm verebilir diye düşünüyorum. O yüzden 375 civarlarını bir takip etmek lazım. Kırabiliyorsa tekrar üstüne gidebiliyorsa belki bir zirve denemesi daha ihtimal e, görebiliriz. Yani öyle bir şey olabilir. Onun için mutlaka oradaki direnci de dediğim gibi geçmesi lazım. Herkese iyi akşamlar.